gidiyordu. Bir mobil hesap makinesi yapmaya çalışacağım. Öncelikle bir tasarıma ihtiyacım vardı. İnternetten gözüme hoş gelen bir tasarım buldum. Bundan ilham alarak kendi tasarımımı oluşturacağım. Bana öncelikle bir tasarım programı gerekiyor. Alternative2net sitesinden daha önce kullandığım ve hoşuma giden bir uygulamanın alternatifi var mı diye araştırdım. Uygulama güzel ama ücretli ve sadece Mac işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Alternatif olarak başka bazı projeler var. Ben şu projeye baktım. Bu proje Windows'ta çalışan ve ücretsiz bir proje. Ve ara birimi de hoşuma gitti. Bu videoda bu uygulamayı kullanacağım. Gayet benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek düzeyde bir uygulama gibi görünüyor. Kurdum ben bu uygulamayı. Açalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. Şöyle bir bakalım uygulamaya. Uygulamanın arayüzü gayet basit. Buradan nesnelere basacağım. Sayfaların, nesnelerin, burada araçlar var. Metin araçları ve dikdörtgen araçları, sahne. Bana farklı çözünürlükleri, Android telefonlardaki çözünürlükleri göstermiş. Ve kod bölümü. Şimdi ben yaptığım mobil uygulamanın farklı cihazlarda da ekranı tam kaplayacak şekilde kullanılmasını istiyorum. Farklı cihazlarda çözünürlükler farklı olduğu için ben de uygulamamı otomatik olarak genişleyecek şekilde tasarlamam gerekiyor. İnternetten araştırıyorum. Evet, istediğim şey buydu. Şu çözünürlükte. Ön genişliği 480 ve yüksekliği 800 piksel olarak tasarlıyorum. Taslağımda. Ama HTML'e çevirirken CSS'i farklı genişliklere ve yüksekliklere göre değişkenlik gösterecek şekilde yapacağım. Burada çalışma yüzey aracı diye bir şey var. Bundan bir alan seçiyorum. Olarak 480 ve yükseklik olarak da 800 çalışalım dedik. Öncelikle bir arka plan çizelim.
tam 488. Kilitleyelim. Sonra bunun rengini dışarıdan alabiliyor mu? Evet, dışarıdan alabiliyorum. Şu renk yapalım. Yüzeyi biraz küçülteceğim tam görebilmem için. Tasarım üzerine bir tane daha kare çizeceğim üst kısım için. Şu kısmı boyamasını radyan aşağıya doğru daha koyu ve yukarıya doğru biraz daha açık bir renk. Olarak tasarladık. Arka planı. Arka planın üstünde yukarıya doğru olacak şekilde de yapabiliriz. Taslağa bakalım. Yan yana 5 tane buton var. Bu butonlar ekran çözünürlüğüne göre değişiklik gösterecek. Daha da büyüyecek ya da küçülecek. Şu üstteki iki butonu kullanmayacağım. Ben bunları yapmayacağım. Şu butonu ve şu butonu da kullanmayacağım. Bu ekran görüntüsünde çözünürlüğünde şunu kilitleyerek kaydedelim. Yan yana 5 tane buton yapıyorduk. Hemen şuradan bu butonların alanlarını belirleyelim. Bu alanların içlerini doldurmak istemiyorum. Kenarlık olmasını istiyorum sadece. Kenarlık da şimdilik olacak. Burada dolgu da olsun. Beyaz renkte dolgu. Bunu şeffaflaştırırız. Böylece istediğimiz zaman görünmemesini sağlarız ve kapladığı yerde her zaman aynı şekilde olur.
Bunun özelliklerine bakalım. Bizim genişliğimiz 480'di. 480'i 5'e böldüğümüz zaman 96. Piksel yapıyor. 96 piksel kareden yan yana 5 tane koyalım. Bize 4 satır gerekiyor. Yine bunu kopyalayıp Shift'e basılı tutup hepsini seçiyorum. Ctrl-C, Ctrl-V ile tekrar kopyaladım. Tekrar Ctrl-V ile bir satır daha ve bir satır daha kopyaladım. Şimdi elimde 4 satır var. Evet. 4 satır var. Şimdi bunları grup yaparsam eğer buraya bir sayı yazarsam bir karakter grupların üzerinde istediğim bir yere oturtabiliyor muyum? Birden de olmadı. Bunu kopyalayıp yapıştırdım. Tekrar yaptım. Tekrar yapıyorum. Buradan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Aynı zamanda şuraya bir tane nokta yine Ctrl-C, Ctrl-V ile bunları kopyalayıp eksi bölü artı artı ve çarpı yapıyorum. Bir de eşittir.
şunu koymayacağım. Bu ikisini uzun, bunu da yatay şekilde yapmak istiyorum. O zaman şunu grup mu yapmıştım? Bunu gruptan çıkartıyorum tekrar. Şunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Ve şunu da siliyorum. Şunun yüksekliğini iki katına çıkarmak istiyorum. 192 192 şunu da yüksekliğini 192 yapmak istiyorum. Şunun da genişliğini 192 yapmak istiyorum. Böylece şunu şu şekilde ortalarsam, şunu da bu şekilde ortalarsam, tam ortalanmadı. Şu ikisini seçeceğim. Şu ve şunu seçip bunları ortalanmasını istedim. Şu şekilde. Dikey olarak hizalı ve yatay olarak hizalı. Aynı şeyi buna da yapıyorum. Dikey olarak. Hizalı ve yatay olarak hizalı. Belki şunu x koyarsak daha iyi olabilir. Evet. Daha sonra şunların tanesini kopyalayıp tekrar buna buton 1 diyelim. Genişliği ve yüksekliği 90 olsun. Ya da 10 piksel az olsun. 86, 86, 86. Normalde 96, 96. 86, 86 yaptım. Köşe yarıçapı dediği yuvarlıyor mu? Evet, kenarları yuvarlıyor. Bunu olabildiğince fazla yapacağım. Çünkü yuvarlığa yakın bir şey olmasını istiyorum. Bu şekilde. Boyasını da boyama olarak da yine çift renkli ve birinci renk olarak şu, ikinci renk olarak da şu olmasın istiyorum. Kenarlık olmasın. Beş, beşe beş şekilde karenin içine oturtuyorum. 10 piksel genişliği azdı. O yüzden şunun başlangıç koordinatından 5 piksel ileri koyduk. 5 piksel de sonunda boşluk kaldı. Aynı şekilde
bundan bir tane daha kopyalayıp buraya yerleştireceğim. Butonları katman olarak şu karelerin üzerinde olması gerekiyor. Karelerin üzerinde ve sayıların altında. Ok işaretleriyle düzenlemeye çalışıyorum. Şu şekilde de yapabiliriz. Bunun x koordinatına b şekli 389. Bunun x koordinatına 389 ve y koordinatına da 304'e 309 diyeceğiz. Y koordinatına 309 dersek tam 5'e 5 piksel almış oluyoruz. Yine bunlardan bir tane daha alıyorum. CTRL, CTRL. Bunun bu sefer yüksekliğini iki katına çıkarmak istiyorum. 172 oluyor. 172. Şöyle yapıyorum. Şu CTRL ve yanlış yön hareket ediyorum. Şu ve şunu aynı anda seçip ortalayacağım. Yine bir tane daha kopyalayıp yan tarafı içine alıyorum. Ve şunla şu ikisini birlikte seçip ortalıyorum. Bir tane daha kopyalayacağım. Onu da alt kısmına koyacağım. Bu sefer 172 genişlik olarak vereceğim. İkisini seçebilirim mi? Seçememişim. Şunu ve ben de şunu seçeceğim. Böyle shift'e basıp şunu seçeceğim ve ortalayacağım. Peki. Düz yaparsam nasıl görünüyor bir bakalım. Şimdi 40 olarak kalsın. Sadece şunun rengini başka bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Burada güzel renkler varmış.
değiştirebiliriz. Geri alıyorum. Şimdi böyle gör. Evet. Artık şu kareler, kareleri kenarlıklarını çöpe atıp renkleri de tamamen şeffaf yapabilirim. Ama alanları belli olsun diye o kareleri saklayacağım. Yine aynı şekilde daha rahat çalışmak için yüzeyi yükselttim. Şurada artık benim kareleri görünmesine ihtiyacım yok. Şu kenarı silelim ve rengi de şeffaf yaptım. Şurada bir sayı olacak. Tabii bunu yazı fontu daha standart bir font kullanmak istiyorum. Şu rengi beyaz yapmak istiyorum. Şeffaf olmayacak. Bunda yine bir şeffaflık var gibi. Bunun sebebi ne? Ödelerden yapıyorum şimdilik. Arayan var mı? Arayan. Tekrar bir metin eklemek istiyorum. Şunu kopyalıyorum. Bunu niye şeffaflaştığını anlayamadım. O yüzden tekrar yaptım. Arka planı ve şunu aynı anda seçersem ortaları böyle. Aynı şekilde şurayı komple seçersem şu hariç.
Evet. Şöyle seçelim. Aşağıya doğru. Şundan daha küçük boyutta. Kaç? Geçmiş. Geçmişte yapılan hesapları göstersin. Ya, 10 artı 100 eşittir 110 110 çarpı 2 eşittir 220 220 eksi 20 eşittir 200. Böyle de en son 200 olsun. Ortalıyorum. Şimdi bunlarda biraz şeffaflık uygulayabiliriz. Uygulanıyorsa. Şimdi 80 ve 70. Şunun için de 40 diyebiliriz. Böylece bir geçmişi göstermiş oluruz hesap makinemizde. Kaydedelim tekrar. Bunun üzerinde biraz daha oynayıp son haline getirebiliriz. Bakalım farklı kaydetme seçenekleri nasıl? Dışarı aktar. PNG dosyası olarak dışarı aktarıyor. Evet. Bunların beyaz olması daha hoş görünüyor.
yapıyor. Şunu görmeye çalışıyorum. Şunları 10'ar piksel daha küçültelim. Kaçtı? 86'ydı. 76 yapalım bunları. Yüksekliği 76 yapalım. Şunları da 150, 162. Bunu tekrar şu arka planlarına uygun şekilde ortalayacağız bunları. Ortaladım. Şunları bold yapabilirim. Bunları da şunu da bold yapabilirim. Bunları da sağ hizalayabilirim. Şunu aslında gri bir renk yapmak istiyorum. Gri ve beyaz. Son abi. Şekilde. Evet, bu şekilde
daha iyi. Tasarımın üzerinde biraz daha oynamak istiyorum. En son kaydettiğim dosyayı 2 olarak bir kopyasını alıyorum. Son yaptığımız tasarımdı. Tonlar kenarlara sıfır yaptık. Bunu değiştireceğim. Arada biraz boşluk bırakacağım. Bir pay. Arka planı kilitledim. Shift'e basılı tutarak biraz küçültüyorum. Ve ortalığı boklarla son yerine getiriyorum. Sonra şunları şeffaflığıyla eşit şekilde aralarındaki fark eşit olacak şekilde değiştireceğim. Real yapmıştık. Şuradaki şu boşluğu silelim. Şuradaki bütün yazıları seçip Arial'ı koyalım. Bu biraz kayma olmuş olabilir. Bunları tekrar düzelteceğim. Her yazı pontunda boyut farkları olduğu için kayma oluyor. Ama yazının karakteristik yazının ortalama özelliğinden ortalamayı seçseydik o zaman bu kayma yaşanmayabilirdi. Bazı programlarda o şekilde o özelliği seçtiğimizde kayma. Şunu ortalığı seçip bold yaptığımda şunu da ortalığı seçelim. Arka planı açıyorum kübelerini. Arka planın rengini değiştirirsek ne olur? Mesela yaparsak. Şimdilik bu şekilde kalsın. Tekrar dış hatlar yapalım. Çok fazla değil.
olmadı. Temizle tuşunu koymamışız. Onu da koyalım şurada. De şunu biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Aşağıda oklarla yapacağım. Aşağıda biraz daha